Gaziantep'in türküleri konu olan hamamları Gaziantep Hamam Müzesi'nde yaşatılıyor ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Lalan Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış 1577 tarihli Paşa Hamamı içerisinde kurulu. Müdenin olduğu hamam 2015 yılına kadar aktif olarak kullanılıyordu. 2015 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları yapılarak hamam müdesi haline getiriliyor. Müde olarak ise yaklaşık 18. 19. yüzyıllarda kullanılan eserler sergileniyor. 3 bölümden oluşmakta. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olarak. İlk önce gelen misafirlerimiz giriş kısmında da bulunan bal mumu heykelleri üzerinde peştemaller giyili görerek daha sonra devamında hamamda kullanılan taslar, takunyalar, o döneme ait sabun mühürleri ahşap metal olmak şeklinde gibi eserleri görmekteler. Hemen bir sonraki bölüme ılıklığa geçtiklerinde ise damat hamamı dediğimiz önceden Antep hamam kültüründe de hala da varlığını sürdürmekte olan damat hamamı ile ilgili kısa bir vizyon gösterisini izleyeceklerdir. Devamında ise yine hamamda kullanılan işte yapılan şölenler, çiğ köfte dediğimiz işte o dönemde insanların dışarıdan yapmış oldukları, evlerinde yaptırıp getirdikleri veya söylemiş oldukları yemeklerden metal veya plastik anlamda görsellerini görecekler. Tabii sabunlarımız var yine aynı şekilde ılıklık bölümünde. Aynı zamanda ılıklık bölümü vücudun sıcağa alıştırıldığı bölüm olarak da kullanılmakta. Aşırı sıcağa gelemeyen insanların, kronik rahatsızlığı olan insanların bu bölümde de yıkanıp çıkabildikleri bölüm olarak da kullanılmakta. Son bölümümüz ise sıcaklık bölümü. Ortada gördüğünüz üzere bir göbek taşı bulunmakta. Göbek taşının paralel olarak yan kısımlarda odaları görmektesiniz. Tek kişilik yıkanma hücreleri olarak da geçmekte. Bunun yanı sıra hemen göbek taşının tam karşısında külhan bölümünü görmektesiniz. Hamam suyunun ısıtıldığı ve odalara aktarımının sağlandığı bölüm olarak kullanılmakta. Şu an günümüzde ise müze olarak hizmet verdiği için gördüğünüz üzere heykellerde insanların tabii o dönemlerde hamama gelmeden önce organize oluyor insanlar komşularıyla, akrabalarıyla. Yemekler yapılıyor evde, çeşitli yemekler, içli köfteler, dolmalar vesaire. Onun görsellerini yine burada görmektesiniz. Yine bunun yanında
Lohut Hamamı dediğimiz bir bölümümüz mevcut. Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun kırklandığı bölüm anlatılmakta. Yine bunun yanı sıra bir yan odamızda ise sözlü tarih dediğimiz Antep hamam kültürü hakkında kısa kısa bilgilerin yer aldığı, o dönemde tarihçi, yazar, araştırmacı olan kişilerin Antep hamam kültürü hakkında bilgilerini izleyebilirsiniz. Gerçekten çok beğendim. Yani hem paşalarımızın hem ondan önce onlarla beraber savaşmış insanların burada nasıl, hani temizlik imandan gelir derler atalarımız. Burada onu yansıtmışlar. Temizlik bizim geçmişimiz için çok önemli. Şu anda olduğu gibi. O yüzden Hamam Müzesi'nin yapılması ve şu anda bize tanıtılması bence gerçekten çok büyük bir önem taşımakta. Deprem bölgesi acının tarif edilemeyeceği bir nokta. Gerçekten her yer yıkık dökük. Biz memleketimizi tanıyamıyoruz. Bazen sokakta yürürken yolumuzu şaşırıyoruz. Böyle sağlam yerler, sağlam binalar, sağlam yerler gördükçe gerçekten çok mutlu oluyoruz. Çok güzel bir şekilde yansıtmışlar. Yapanların emeklerine sağlık. Çok güzel olmuş her yer. Birebir yansıtmışlar diyebiliriz. Yani o hamamın nasıl bir yer olduğunu, nasıl kullanıldığını, her şeyi birebir